bulunmamak da her yaşta karşımıza çıkabiliyor. Merhabalar, Profesör Doktor Hikmet Tekin Nacaroğlu, çocuk alerji uzmanıyım. Bugün size çocuklarda alerjik şok belirtileri nelerdir? Bulgular, semptomlar, şikayetler hangi bulgularla bize başvurur? Bunları kısaca anlatmaya çalışacağım. Alerjik reaksiyon aslında bizim alerjenlere karşı vücudumuzun vermiş olduğu aşırı tepki sonucu ortaya çıkan bir takım şiddetli reaksiyonlar olarak tanımlayabiliriz. Bu reaksiyonlar içerisinde en şiddetlisi, en ciddisi, hayatı tehdit etme potansiyeli olabilen ve ölümle sonuçlanma riski olan en ağır klinik reaksiyona biz anafilaksi alerjik şok olarak adlandırmaktayız. Alerjik hastalıkların son yıllarda giderek prevalansında bir artış görülmekte. Özellikle bu artışa paralel olarak anafilaksi şikayetlerinde de artış olduğunu görüyoruz. Bu artıştaki en önemli risk faktörlerden bir tanesi de son yıllardaki bu küresel ısınma ve buna bağlı iklim değişiklikleri. Yine hava kirliliği, havadaki partikül maddelerdeki artış ve bunun dışında solunum yolu alerjenlerine daha fazla maruz kalmak alerjik hastalıklar riskini artırıyor. Özellikle son yıllarda anafilaksi alerjik şokun en sık sebeplerden bir tanesi de besin alerjileri. Besin alerjilerinin görülme sıklığını da artıran en önemli risk faktörlerden bir tanesi bu işlenmiş ve genetiği değiştirilmiş bir takım besinler. Bu besinlerde kullanılan emulgatör diye adlandırdığımız bir takım maddelerin kullanımı, yine çocuklardaki antibiyotik kullanımının artması, yine son yıllardaki özellikle sezaryen doğum oranlarındaki artışın çocuklardaki alerjik hastalıkların prevalansını yani görülme sıklığını arttırdığını biliyoruz. Şimdi normalde bizim vücudumuza alerjen girdiğinde vücudumuz çok hızlı tepki verir ve şiddetli bir tepki olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu alerjenle vücut karşılaştığı zaman bir takım kimyasallar salgılıyor. Bu kimyasalların salgılanmasını takiben ilk önce dudakta şişlik, dilde şişlik, boğazda karıncalanma, ses kısıklığı, solunum sıkıntısı, nefes almakta güçlük, karın ağrısı, bulantı, kusma ya da tansiyon düşmesi, bilinç kaybı, bizim şok dediğimiz senkop ve kalp durmasına kadar gidecek ciddi bulgularla hastalar karşımıza gelebiliyor. Özellikle alerjik hastalıklar, anafilaksi, şok dahil en önemli risk faktörlerden bir tanesi kalıtsal nedenler. Yani bizim ebeveynlerimizde, anne babamızda alerji varsa çocuklarda da anafilaksi görülme sıklığı giderek artıyor. Peki nedir bu anafilaksi nedenleri diye baktığımızda en önemli risk faktörlerden, alerjenlerden bir tanesi besin alerjileri. Ve besin alerjileri maalesef son yıllarda giderek daha sık görmeye başlıyoruz. Aklınıza gelen her türlü besin alerji, anafilaksi ve şoka neden olabilir. Bunun dışında özellikle yetişkinlerde daha sık gördüğümüz ilaç alerjileri, her türlü ilaç, özellikle antibiyotikler ve ağrı kesiciler sıklıkla anafilaksi, şoka neden olan etkenler olarak karşımıza çıkıyor. Yine son yaz dönemlerinde sık gördüğümüz diğer bir etken de arı alerjileri gibi böcek alerjileri de sık gördüğümüz etkenlerden bir tanesi. Anafilaksi, alerjik şoka neden olan alerjeni saptamak için bir takım deri üzerine yaptığımız cilt testleri, yine kandan alerjene özgü yaptığımız bir takım testler bulunmakta. Bizim öncelikle yaptığımız testler deri testleridir. Deri testleri çok hızlı sonuç verir, ağrısızdır. Her yaştan itibaren, yeni doğan döneminden itibaren yapılabilen testlerdir. Yaşla birlikte doğruluk oranları giderek artmakla birlikte bazı durumlarda cilt üzerine test yapamadığımızda kanda da o alerjene özgü ölçümler yapabiliyoruz. Alerji cilt testleri kol üzerine alerjenler damlatılarak alerjinin reaksiyonun çapının ölçülerek yapılan testlerdir. Ancak hangi hastada hangi alerjen neden olabilir? Hastaya özgü alerjenlerin seçilip uygun teknikle yapılması gerekiyor. Eğer uygun teknik, uygun alerjenle yaptığımızda doğruluk oranları giderek artıyor. Ancak bunun için de mutlaka bir erişkin ya da yetişkin alerji uzmanının bu testleri yapması gerekmektedir. Anafilaksik şokun en sık sebeplerden bir tanesi besinlerdi. Besinlerden de hangileri diye baktığımızda bu da yaşa göre değişkenlik gösteriyor. Çocukluk yaş grubunda en sık gördüğümüz besinler süt, yumurta, buğday, yer fıstığı, fındık, yine ülkemizde susam en sık gördüğümüz alerjenler. Yetişkinlik çağında baktığımızda en sık hangi alerjenler diye bakarsak özellikle kabuklu deniz ürünleri, balık alerjileri,
Yine kuru yemiş alerjileri de yetişkin çağında en sık gördüğümüz besin alerjileri olarak karşımıza çıkıyor. Anafilaksi bizim en acil hastalığımız. Özellikle siz besin alımını takiben 30 dakika içerisinde, arı sokmasını takiben 15 dakika içerisinde, ilaç alerjisi olan kişilerde ilaç alımını takiben 5 dakika içerisinde alerjik şokun etkisi kalp durması şeklinde karşımıza gelebiliyor. O yüzden bizim çok hızlı müdahale ve etkin bir müdahale yapmamız önemli. Bu durumlarda kullandığımız en önemli ilacımız adrenalin ve bu adrenalini özellikle biz hastalarımızda alerjik şok riski varsa ya da anafilaksi düzeyinde bir alerjik duyarlılaşması varsa mutlaka yanlarında alerjen otoenjektör, yani adrenalin otoenjektörü taşımalarını istiyoruz. Eğer sizin alerjik duyarlılaşmanız anafilaksi düzeyinde ise, eğer daha önceden anafilaktik şok geçirdi iseniz mutlaka kazara karşılaşma durumlarında kullanılmak üzere yanınızda adrenalin otoenjektörü bulunması gerekiyor. Ve bu enjektörün nasıl kullandığımızın bilgisine de sahip olmamız gerekiyor. Bunu kısaca anlatmak gerekirse, bu enjektör, hazır enjektörün ilk önce kapağını çekiyoruz. Daha sonra kilit kapağını açıyoruz. Daha sonra bunu uyluk üst, dış, yan kısma, kasa hızlıca saptayıp 10 saniye beklememiz gerekiyor. Ve bunu yaptıktan sonra da yine en yakın sağlık kuruluşuna ya da 112'yi aramamız gerekiyor. Anafilaksiden korunmanın en önemli yöntemi sizin alerjiniz olduğu etkenlerden uzak durmanız. Örneğin besin alerjiniz varsa o besini içeren tüm ürünlerden uzak durmak gerekiyor. Yine kazara ve yanlışlıkla karşılaşmaların önüne geçmek için tükettiğiniz her türlü ürünü barkodunu okumanız gerekiyor. Yine restoranlarda, açık büfe kullanımında da kazara karşılaşma riskini önlemek açısından da mutlaka bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Yine ilaç alerjimiz olan hastalarımız için hangi ilaçlara karşı alerjisi olduğunu hekimlerine belirtmeleri gerekiyor. Yine kullanmış olduğu ilaçlarla çapraz reaksiyon, yani benzer protein yapısına sahip ilaçlarla ilgili de reaksiyon olabileceği için bunun araştırılması için mutlaka alerji hekimine başvurmaları gerekiyor. Yine arı alerjisi olan hastalarımızın da özellikle yaz dönemlerinde açık alanlara çıktığında daha çok renkli kıyafetler giymemeleri, parfüm kullanmamaları ve ellerinde açık yiyecekler bulundurmamaları gerekiyor. Ve mutlaka adrenalin otoenjektörlerini yanında bulundurmaları elzem. Alerji ve anafilaksi ile ilgili size temel bilgileri vermeye çalıştım. Şimdi sizlerden gelen soruları cevaplamaya çalışacağım. Birinci sorumuz, alerjik şok ne kadar sürede gerçekleşir? Aslında alerjik şok çok hızlı gerçekleşiyor. Vücudumuz alerjenle karşılaşır karşılaşmaz çok hızlı ve şiddetli bir tepki veriyor. Bu özellikle besin alerjilerinde 30 dakikada da olabiliyor. Arı alerjilerinde 15 dakikada da olabiliyor. İlaç alımını takipken 5 dakika içerisinde kalp durmasına kadar gidecek şiddetli reaksiyonla hastalar bize başvurabiliyor. Bir diğer sorumuz, anafilaksi tekrarlar mı? Aslında alerjik şok geçiren hastalarımızın baktığımızda %30'unda ne kadar korunma ve önleme rağmen dikkat etsek bile tekrarladığı gösterilmiş. Buna istinaden mutlaka bu tekrarlama oranındaki yükseklikten dolayı hastalarımızın yanında adrenalin otoenjektörlerini mutlaka bulundurmaları gerekiyor. Diğer bir sorumuz da, alerjik şok ölüme neden olabilir mi? Alerjik şok bizim en şiddetli alerjik reaksiyonumuz. Eğer biz ona hızlı ve etkin bir şekilde müdahale etmezsek kalp durması ve bunun sonucu olarak da ölümle sonuçlanabiliyor. Alerji ve anafilaksik şoka neden olan alerjeni saptamak için testlerin bir yaş sınırı var mıdır? Bununla ilgili herhangi bir yaş sınırımız bulunmamaktadır. Testler yeni doğan döneminden itibaren yapılabilmektedir. Özellikle testlerin doğruluk oranları yaşla birlikte artmaktadır. Ancak cilt testi yapamadığımız, deri lezyonları olan, alerji ilaçlarını kesemediğimiz hastalarda bu testleri kanda bir takım alerjene özgü değerlere bakarak da yapabiliyoruz. Anafilakside kullandığımız ilaçları ömür boyu kullanmak gerekir mi? Eğer sizin daha önce bir anafilaksi düzeyinde alerjik şikayetiniz varsa her dönem, her yaşta bu tekrardan karşımıza çıkabiliyor. O yüzden bizim
hayati önemi arz olan bu acil adrenalin kalemini her zaman yanımızda taşımamız şarttır. Alerjik şok yani anafilaksi her yaşta ortaya çıkabilir mi ya da sonradan görülebilir mi? Özellikle alerjik şokun bir yaşı bulunmamakta her yaşta karşımıza çıkabiliyor. Özellikle besin alerjileri çocukluk yaş grubunda daha sık görürken yetişkin çağında da yine besin alerjilerinden balık alerjileri her yaşta karşımıza çıkabilir. Yine kuru yemiş alerjisi her yaşta karşımıza çıkabilir. Ya da siz yıllarca kullandığınız bir ilaca herhangi bir tepki olmazken herhangi bir yaşta ilaca karşı alerjik şok tablosu karşımıza çıkabilir. Buradaki en önemli risk faktörü sizin aslında genetik yatkınlığınız olması. Çocukluk yaş grubunda gördüğümüz besin alerjileri zaman içerisinde ergenliğe doğru geçer mi? Bununla ilgili olarak yapılan çalışmalarda özellikle besin alerjilerinden süt, yumurta, buğday, gluten alerjilerinin yaşla geçme oranlarının daha yüksek olduğu gösterilmiş. Ancak kuru yemiş alerjilerin 6 yaşa geldiğinde bile geçme oranları maalesef %20 ve kuru yemiş alerjileri ömür boyu da devam edebilir. Ancak diğer süt, yumurta, gluten alerjileri ergenlik dönemine doğru geldikçe bunların çoğu geçmektedir. Sizlere alerjik şok ve anafilaksi konusunda temel ve önemli bilgileri vermeye çalıştım. En önemli unutmamamız gereken nokta, anafilaksi öykümüz varsa adrenalin kalemi mutlaka yanımıza taşımamız gerekiyor. Sağlıklı günler dilerim.